Herkese merhaba. Bugün size BASEOS'un USB Type-C şarj kablosu, 40 wattlık Super Quick şarj kablosundan bahsedeceğiz. BASEOS'un daha önce farklı ürünlerini de inceledik. Şimdi şarj kablosunu aldık. Çift taraflı USB'ye takabiliyorsunuz bu kabloyu. Aynı zamanda diğer ucu da telefon veya Type-C cihazlarınız için uygun. 40 wattlık Super Quick şarj özelliği var. 5 ampere kadar şarj kapasitesi var kablonun. USB girişi çift taraflı takabiliyorsunuz. Her iki taraftan da çalışıyor. Bunun dışında kutuda başka bir özellik ne var? Başka bir özellik yok. BASEOS'un orijinallik hologramı falan var üzerinde. 2019'un 10. ayında çıkmış. Şimdi kutu içeriğine bir bakalım. Kablomuz nasıl bir şey? Aynı zamanda elimizde bir şarj adaptörü var. Onunla beraber deneriz. Burada basıyorsun, stickerları çıkıyor. Teşekkür evra ile beraber stickerlar var. Onun dışında kullanma kitapçığı veya garanti belgesi diyelim artık buna. Ve kablomuz burada. Kablo 1 metrelik bir kablo. Ve görmüş olduğunuz gibi çok kaliteli bir hissiyat verecek kablo. Aynı zamanda yani 40 wattı çekebilecek bir kablo diyebiliriz. Şöyle USB ucu bu şekilde yapılmış. Şöyle bakalım isterseniz. Şöyle yapayım. Rahat görün. 5 amper kapasitesi var. Çift taraflı gördüğünüz gibi bunu USB girişine takabiliyorsunuz adaptörün veya bilgisayardan data kablosu olarak kullanmak isterseniz. Bizim telefonun iki ucu da Type-C olduğu için şarj adaptörü ve telefon girişi bilgisayara bağlayamıyorduk. Bilgisayarda Type-C girişi yok çünkü. Onun için bu kabloyu da aldık. Hem bilgisayar bağlantısı hem normal standart şarj cihazlarınızı kullanabilmeniz için gerekli bizim için. Kablo kalın bir kablo ve sağlam bir kablo malzemesinden yapılmış. Şimdi Samsung M51 cihazımızı kendi orijinal şarj aletini bağlayarak bir şarj süresini göstereceğim. Şöyle taktık. Şarja takıyoruz. Gördüğünüz gibi süper hızlı şarj 1 saat 45 dakika da şarj olacağını gösteriyor. Bu Samsung'un şarj aleti 25 wattlık bir adaptör, şarj adaptörü. Şimdi BASEOS kablomuzla Spigen marka Quick Charge 3.0 destekli ve 30 wattlık şarj aletini deneyeceğiz. Bakalım onda şarj olayı nasıl olacak. Şimdi onu bağlıyoruz. USB ucu istediğiniz şekilde takabiliyorsunuz. Böyle de takabiliyorsunuz. Şimdi bunda da hızlı şarj 2 saat 7 dakikada doldurabileceğini gösteriyor. Yani kablomuz hızlı şarj desteği var. Bu aradaki süre farkı Samsung'un orijinal şarj aletinin verdiği performansı vermez. Bu adaptörden kaynaklanan bir durum. Spigen adaptör belki bu hızlı şarj, süper hızlı şarj olayını desteklemiyor olabilir ama Quick Charge 3.0 desteği var. Şu an gördüğünüz gibi 7000 mAh bataryayı 2 saat 6 dakikada doldurabileceğini görüyorsunuz. %11
şarjda şu anda telefonumuz. Kablo söylendiği gibi hızlı şarjı destekliyor. Bu aradaki fark dediğimiz gibi adaptörden kaynaklanan bir durum olması lazım. Çünkü diğer ucu Type-C değil de USB olduğundan dolayı bu şarj süresi arasındaki fark ondan kaynaklanıyor. Shipgen'in şarj aleti de 30 Watt kapasiteye sahip. Kablo gördüğünüz gibi çok kaliteli, hızlı şarjı da destekliyor. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.